Hastamız geldiğinde MS tanısı konmuştu. MS, santral sinir sistemi yani beyin ve omuriliğimizdeki beyaz madde dediğimiz sinir liflerinin bulunduğu yerlerde plak ve lezyonlarla karakterize bir yangısal hastalık. MS, kas güçsüzlüğü ve denge bozukluklarıyla kendini gösterdi. Habibe Hanım'da da aynen o şekilde gördük. Geldiğinde gözleri kapalı veya açık, denge kayıpları mevcuttu. Bunu denge tahtamızda normal egzersiz programımıza ek klinik pilates modülleri ve dans terapiyle açtık. Klinik pilates modüllerini ilk önce adapte olduktan sonra egzersiz programımızı daha keyifli hale getirmek için dans terapiyi işin içine kattık. Salsa müziği seçtik bunun için. Kendisinin daha önce dans geçmişi vardı. Hatta ismi de şu an Habibe Hanım değil, Bella. O şekilde devam ettik. Şimdiki durumu denge tahtasının üzerinde tek ayakta olsun, çift ayak üzerine basılı, hiçbir problemi yok. Gözleri kapalı, stabil bir şekilde durabiliyor. Eğilip kalkmalarını yapabiliyor. Hastalığı geriledi diyemem ama önlenebiliyor MS hastalıkları. İlaç tedavisi zaten alıyor ama fizik tedavi tabii ki de onun hayatına bir anlam kattı diye düşünüyorum ben. Dengede problemler vardı. Gözlerim kapalıyken özellikle sağa veya sola yıkılıyordum. Tabii ben bunun farkında da değildim aslında. Önce Şebnem Hanım, ardından da Ezgi Hanım'ın aracılığıyla bu problemin üzerine yoğunlaştık. Yoksa dışarıdan görünen herhangi bir şey yok. MS hastalığı böyle. Ben şanslı MS hastalarındanım. Çünkü bende hiçbir şey belli değil. Ve fizik tedaviyle de problem olan kısma odaklanıp çoğu iyileştirildi. Daha kontrollü denge anlamında. Evet, daha kontrollü yürüyebiliyorum. İlk geldiğime nazaran çok daha iyi. Dansla terapi? Ben daha önceden dans etmiştim. Kendimi dinliyordum ben gözlerim kapalıyken. Ondan dolayı hiç yapamıyordum, yığılıyordum. Ezgi Hanım bunu keşfetti ve dur bakalım dedi, müzik açalım. Bella'yı açtı, salsa. Kendimi dinlememe engel olarak salsa figürleriyle ben daha başarılı olduğum gördük ve daha hızlı bir ilerleme kaydettik. Bir de dans müziği çaldığında arkada gözlerim kapalıyken kendimi dinlemediğim, yoğunlaşmadığımı fark ettik ve müziği odaklandığımdan ve dans ettiğimden daha başarılı olduğumuzu gördük. Dengem çok daha iyi. Dağlar kadar fark var. Özellikle gözlerim kapalıyken daha kontrollüyüm.
mutsuz değilim artık, çok mutluyum. Çünkü aynı zamanda biliyorsunuz antidepresan etkisi de yaratıyor. Pilates özellikle esneme ağırlıklı bir spor. Esneme ile birlikte de mutluluk hormonu salgılandığından çok mutluyum ben. Ama devam ediyorum spora dediğim gibi. MS hastalarında egzersiz, fizyoterapi olmazsa olmaz tedavilerin başında geliyor. İlaç tedavisinin yanı sıra mutlaka fizyoterapi de gerekmekte. MS hastalarının fizyoterapisini sıkı takip ediyoruz. Fizyoterapiyi yaparken tabii günlük yaşama uygulamak önemli ve hastayı sıkmadan, hastadan en iyi performansı alacak şekilde çalışmak önemli. Bunun için bazen hastalarla müzik eşliğinde çalıştığımız oluyor. Bazen çocuklarla çikolata eşliğinde, çizgi film eşliğinde çalıştığımız oluyor. Hastaların durumuna göre fizyoterapiyi en etkin şekilde kullanabileceğimiz hale getirmeye çalışıyoruz. Çok oldu. Tamam. Hayır. İşte. Değiştiriyorum. Değiştir.